Deniz Altın, Küresel Bakış. EkoTürk'ten merhabalar değerli izleyenler. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Küresel haber akışlarına ve piyasa yansımalarına bakacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz önümüzdeki dakikalarda. Öncesinde ise haber turumuz var. Onunla başlayalım. Amerika'da askerlere aşı zorunluluğu gelebileceği konuşulanlar arasında ve haberimizin detayında ABD Savunma Bakanlığı en geç Eylül ortasına kadar aşının ordu mensuplarına zorunlu olması için Başkan Joe Biden'dan onay isteyeceğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, Gıda ve İlaç İdaresi'nin Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verme beklentilerine dayanarak aşılama için Eylül ayı ortasını hedefliyor. Başkan Biden da Bakan Austin'in mesajını kuvvetle destekliyorum ifadelerine yer verdi. Almanya ZÜV beklenti endeksine döndüğümüzde ise gelen verinin beklentileri karşılayamadığı gözüküyor. Almanya ZÜV beklenti endeksi beklentilerin altında kaldı ve açıklanan verilere göre Ağustos ayında ekonomik beklenti endeksi 40,4 puanla 57,5 olan beklentilerin ve 63,3 olan geçen ayki rakamın çok altında kaldı. Ağustos ayında cari durum endeksi ise 21,9'dan 29,3 puana çıktı. Rakam analistlerin tahmini olan 30 puanı ise karşılayamadı. OECD öncü göstergeleriyle devam edecek olursak yatay pozitif bir tablo çıkıyor karşımıza. OECD bölgesinde Temmuz ayında öncü göstergeler 100,7 seviyesinden 100,8 seviyesine çıktı. Türkiye'nin Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi aynı ayda bir önceki aya göre %0,33, geçen yıl aynı aya göre %2,15 artış gösterdi. Buna göre bir önceki ayda 101,6 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 102 puana yükseldi. Asya'ya döndüğümüzde Çin özelinde temiz enerjili araç satışının epey arttığını görüyoruz. %92,3 oran Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre yeni enerjili araçların bu yılın Ocak-Haziran dönemi üretimi 1.125.000, satışı ise 1.206.000 birim olarak gerçekleşti. Bu sayılar sırasıyla %94,4 ve %92,3 oranında artışa denk düşüyor. Çin otoyollar ve daha küçük yerleşim birimlerinde 128.000 yeni şarj olanağı yaratmak amacıyla 27,4 milyar yuan yatırım yapmayı planladığını da bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin ABD'ye seyahat yasağı uygulayıp uygulamayacağını tartışıyorduk. Gelen bilgilere göre bu yasak uygulanmayacak. Konuyla bağlantılı kaynaklara göre Avrupa Birliği ABD'deki vaka artışının belirlenen eşiği geçmesine rağmen buraya seyahat yasağı uygulamayacak. Önümüzdeki iki hafta ise virüs gelişmelerinin yakından izleneceği belirtildi. ABD'de günlük vaka sayısı geçen 14 günde her 100 bin kişide 270'e yükselirken Avrupa Birliği'nin bu konuda belirlediği limit ise 75. Piyasalara da bakalım hemen. Haberler eşliğinde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor güncel tabloda bakalım. ABD vadeleri gelecek ilk olarak ekranlarınıza. Evet, endekslerde karışık bir seyir var diyebiliriz gelen son verilerde. Dow Jones tarafında satış var. 35.018 puanı görüyoruz. %0,04'lük düşüş var. S&P tarafında yatay bir seyir hakim. 4.426,38 puanlar gözüküyor. Teknoloji endeksinde ise yön yukarıya doğru %0,14 ile 15.145 puan seviyesi kaydediliyor. Tahvillerle devam edelim. 2 yıllıkların yönü yukarıya doğru bu tabloda da %0,22'yi işaret ediyor ABD. 2 yıllık tahvil faizleri %1,79'luk bir artış var. 10 yıllık ve 30 yıllıklarda ise yön aşağıya doğru. 10 yıllıklarda %1,32 seviyesi gözüküyor. 30 yıllıklarda ise %1,96'yı görüyoruz.
MTI'ye da bakalım hemen. Ons altındaki düşüş sürüyor. Hafif yüzdeli bir aşağı yönlü hareket var şu an. 1729 doları görüyoruz. Petrol grubundaysa yön yukarıya doğru. Brent petrolde varil başına 69 dolar seviyesi hakim. %0,70'lik bir yükseliş var. Ham petrol ayağındaysa yine varil başına 67 dolar 40 senti görüyoruz şu an. Kripto paralarla devam ediyoruz. Ethereum pozitif ayrışan taraf oluyor. %1,85 ile 3148 doları görüyoruz Ethereum tarafında. Bitcoin tarafındaysa yine kritik bir eşik diyebileceğimiz 45.000 doların üstünde işlemler gerçekleşiyor. Şu an biraz düşüş var. %0,15'lik 45.671 dolar seviyesi kaydediliyor. Bitcoin TL ayağındaysa fiyatlama 392.150 Türk lirası. Pandemi döneminde G20 ülkeleri enerji yatırımlarını arttırdı. Energy Policy Tracker verilerine göre enerjiye 658 milyar dolar yatırım yapıldı. ABD, Türkiye ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğu G20 ülkelerinin salgının başlangıcından beri farklı enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımın tutarı 658 milyar dolara ulaştı. Enerji Policy Tracker'ın analizine göre 2020 Ocak-2021 Ağustos döneminde sadece fosil yakıtlara 269 milyar dolar oldu. İklim ve çevre kirliliği endişelerini göz ardı eden petrol, doğalgaz, kömür ve fosil kaynaklı elektrik üretimini kapsayan koşulsuz fosil sınıfında bulunan kayıtlara 247.41 milyar dolar yatırım yapıldı. İklim ve çevre hedeflerinin yalnızca bir kısmını karşılayan petrol, doğalgaz ve kömür gibi koşullu fosil grubundaki yakıtlara ise 49.03 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Ülkelerin düşük karbon hedeflerini kısmen benimseyen ancak küresel çevre hedeflerini önemli ölçüde etkilemeyen koşulsuz yenilenebilir enerji sınıfındaki güneş, enerji, hidrolik ve jeotermal enerji yatırımları 53.81 milyar dolar olarak hesaplandı. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüşümü destekleyen koşullu yenilenebilir enerji kaynaklarındaysa 173.40 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Türkiye ise enerji üretiminde petrol, doğalgaz, kömür ve fosil kaynaklı elektrik üretiminde kapsayan koşulsuz fosil sınıfındaki yakıtlara 14.09 milyar dolar, fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüşümü destekleyen koşullu yenilenebilir enerji kaynaklarındaysa 71.26 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. Evet değerli izleyenler, şimdi ilk konuğumuz hattımızda altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'leyiz. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Eda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. MTI grubunda altını inceleyelim isterseniz ilk olarak. Oradaki düşüş dikkat çekiyor. Hem belirleyici olan etmenleri sormak isterim size, hem de geçtiğimiz hafta gelen tarım dışı istihdamla da beraber MTI yansımalarında yönlendirici olarak neler gördük? Siz nasıl analiz edersiniz? Özellikle tabii Amerika'da yüksek likiditenin getirdiği bir enflasyon beklentisi vardır. Ancak bunu Amerikan Merkez Bankası Başkanı sene başından beri yaptığı aylık toplantılarda bu sürdürülebilir bir enflasyon. Dolayısıyla biz bu enflasyon karşısında hemen bir faiz artırımına gitmeyeceğiz. En az 1,5 yıl sonra belki gidebiliriz şeklinde ifadeler vardı. Geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada da özellikle tapering diye söz edilen Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki aylık geri alımlarında sınırlama konusu gündeme geldi. Çünkü enflasyon bu şekilde yüksek kitleyle devam ediyorsa o zaman bunu biraz daha kısmak gerekir şeklinde beklenti vardı. Bu konuda da tahvil geri alımlarını sınırlayabiliriz ama biz onu daha önceden piyasaya açıklayacağız ne zaman yapacağımızı, en az bir süre öncesinden haber vereceğiz şeklinde açıklamalar vardır. Ama esas önemli olan enflasyondan ziyade işsizlik oranının düşürülmesi şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bizim için öncelikli olan işsizlik oranının düşürülmesi demişti. Nitekim sizin de belirttiğiniz gibi Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi beklentilerden oldukça olumlu geldi. İşsizlik oranında da bir miktar düşüşler var. Bu veri geldikten sonra altın 1800 dolar desteğinin altına hızlı bir şekilde geriledi.
Ve 1876-1872 dolar olan seviyelerine kadar, pardon 1772-1775 dolar olan seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak tabii Cuma günü Amerika piyasaları öğleden sonra açıldığı için Asya piyasaları pazartesi günü akşam sabah saatlerinde açıldığında bu veriyi fiyatlamaya başladı. Ve altın 1680 dolara kadar sert bir düşüş gösterdi. Ama bu düşüşte daha ziyade ekranlardaki algoritmik işlemlerden kaynaklandığı da göz önüne alınıyor. Ve daha sonra da yine dün itibariyle gün içinde 1745 dolara kadar yükselen bir altın fiyatı gözlemiştik. Şimdilerde 1730 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu noktada tabii gelecek ekonomik veriler ve özellikle bu ay yapılacak olan Jackson Hole toplantısında Merkez Bankası başkanlarının toplanacağı bir toplantı ve burada da özellikle Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları bekleniyor bu gelişmeler çerçevesinde. Evet, artık faiz artırımına başlayabiliriz veyahut da tapering, yani tahvil geri alımlarını kısıtlama yapabiliriz şeklinde bir öne çekilmiş bir açıklama gelirse bunu fiyatlıyor şu anda altın fiyatı. Ancak bu arada da tabii yine eyalet merkez bankası başkanlarının da açıklamaları var dün itibariyle de. Bugün de var. Onların da açıklamalarında işte biraz daha öne çekilmesi lazım. Tahvil geri alımlarının kısıtlaması şeklinde ifadeler var. Bunlar altını destekliyor. Ancak altını baskılıyor daha doğrusu. Altını destekleyen gelişmelere bakacak olursak özellikle Delta varyantının şu anda dünyada hala artıyor olması bu bir endişe yaratıyor. Ve dolayısıyla bu endişe acaba ekonomilerde tekrar bir durgunluğa mı girilecek? Bu normalleşmeye geçmeyle birlikte ertelenmiş olan özellikle ihtiyaçların karşılandıktan sonra piyasalarda tekrar durgunluk mu olacak gibi belirsizlikler de altını bir noktada destekliyor. Şimdi diğer taraftan piyasa oyuncularının hareketlerine bakacak olursak özellikle Temmuz-Ağustos ayları, Ağustos ortalarına kadar bir tatil modunda oluyor piyasalar. İşte bugünlerden itibaren yavaş yavaş yatırımcıların tekrar işlemlere başladığını ve tatilden döndüklerini biliyoruz. Bu tatilden dönme sırasında portföyler yeniden gözden geçiriliyor ve yeniden şekilleniyor. Ama yılbaşından beri baktığımızda bu yüksek likiditeyle beraber özellikle fonların çok hızlı bir şekilde yatırım araçları arasında hareket ettiğini görüyoruz. Bir süre biliyorsunuz kripto paralarda hızlı bir yükseliş olmuştu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.77'lere kadar bir yükseliş görmüştük. Ama sonra onlarda sakinleşme oldu ve altın bundan etkilendi. İlk etapta düşüş yönünde. Daha sonra da yılın ikinci çeyreği itibariyle de altın tekrar yükselişe geçti ve 1900 dolarlara kadar yükselmişti ki bu 1650 dolardan gelen alımlar sonrasında olmuştu. İkinci kez böyle bir geri çekilme görülüyor. Ki geçen seneyi hatırlayacak olursak geçen sene yine bu mevsimde, bu Ağustos ayında altın 2075 dolarla tüm zamanların en yükseğine ulaşmıştı. Hı. Şimdi onun yıl dönümünde altının ikinci kez gerilediğini görüyoruz. Ben bu gerilimin daha sınırlı olacağı kanaatindeyim. Çünkü özellikle petrol fiyatlarında da aynı şekilde yorumlar yapılmıştı. Petrol fiyatları 40 dolar varil seviyelerinden bir anda 77 dolar seviyelerine kadar yükseldi zaman içinde. Ve bu seviyelerde de özellikle 100 dolara kadar gidebilir şeklinde ifadeler vardı. Ama özellikle OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yaptığı son toplantısında petrol üretiminde artış kararı alınınca petrol fiyatlarının bugünlerde 67 dolara kadar gerilediğini gözlüyoruz. Evet. Aynı şekilde altında da özellikle petrolden çıkan fonların altına yöneldiğini, altın almak için de biraz da baskılamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan bu seviyelerden altın alıp özellikle Eylül-Ekim ayı itibariyle sert yükselişler tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Bundan böyle bu yüksek likidite nedeniyle yatırım araçlarında sert düşüşler, sert yükselişler söz konusu. Bundan böyle de bunu göreceğiz. Dolayısıyla 1800 doları geçtiğimiz zaman kısa vadede 1900-1950 dolar seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum altın onsunda. İçeride ise dolar TL ile tabii şekillenen bir fiyatta bir miktar onun yansımalarını görüyoruz ama dışarıdaki kadar çok fazla bir geri çekilme olmadı.
Mehmet Ali Bey, siz de işaret etmişken petrol tarafına bakacak olursak detaylıca oradaki düşüş dikkat çekiyordu. Şu anda yükseliş var diyebilir miyiz biraz toparlanma hareketleri? Aynı zamanda Perşembe günü yayınlanacak olan aylık piyasa raporu da OPEC'in Perşembe günü yayınlayacağı Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in birlikte belirleyici olacak oradan gelen sinyallerde. Petrol tarafındaki hareketlilikleri nasıl ele alırsınız? Petrol de yine delta varyantından olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Eğer bir durgunluk söz konusu olursa yine kapanmalar belki olmasa bile petrol tüketiminde azalma olacak. Üretim de zaten bir miktar arttı. O bakımdan şu anda bir yükseliş beklenmiyor. Ama küçük çaplı özellikle hareketin... Alo? Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Evet. Özellikle küçük çaplı yükselişin bir düzeltme hareketi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben tekrar petrolün 60-70 dolar bandında dalgalanacağı kanaatindeyim. Bugün yükselişlerin çok yükselişe başladı demek biraz şimdi çok aceleci olur diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, Mehmet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerleydi değerli izleyenler. Şimdi diğer konuğumuza gideceğiz ve kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Kripto ve dijital para eğitmeni Devrim Danyal'dayız. Devrim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eda Hanım, nasılsınız? İyiyim, sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle kripto para piyasasında şu an belirleyici olan haber akışları neler? Büyük resme bir değerlendirelim ilk olarak isterseniz. Programın başında da konuştuk. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesi piyasada farklı bölmelerde etkilerini gösterdi aslında. Kripto ayağında öncelikle genel değerlendirmeleriniz ne olur? Tabii ki. Öncelikle herkesin de beklediği gibi bir regülasyon süreci içerisine dahil olmayı hedefliyor tüm ülkeler. Bu açıdan baktığımızda Çin ve Amerika'nın başı çektiğini görüyoruz. Farklı ülkelerde de çalışmalar var. Ancak bunlardan en yenisi, en gündemde olanı dün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altyapı tasarısıyla gündeme gelen bir süreçti. Bu sürecin içerisinde kripto paraların vergilendirmeleriyle, regülasyon süreçleriyle birlikte hayata geçtiklerinde katkı sağlayacak bir bütçe yapısına oturması bekleniyordu. Hı hı. Biliyorsunuz Çin'den madenci göçü adını vermiş olduğumuz bir yapı var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne kayan bir taraf. Amerika Birleşik Devletleri hem bunun bu dalganın getirisini kaçırmak istemiyor, hem de bu sürecin içerisinde Eylül ayında da diğer devletlerin de hayata geçireceklerini düşündüğümüz hem dijital para hem kripto parayla ilgili regülasyonları düzenlemeye çalışıyorlar. Bu altyapı tasarısını birazcık açmamız gerekirse öncelikli olarak bir gelir sağlayabilecek vergi modeli üzerinde kripto paraları dijital paralardan ayıran bir yol benimsenmeye çalışılıyor. Dijital para, kripto paralarla karşılaştırıldığı zaman birazcık daha kontrolü zor olduğunu görmeye başlıyoruz. Ve bu nedenle de hayatımızda bir yer edineceklerse öncelikle dijital paraların, yani CBDC dediğimiz, Central Bank Digital Currency dediğimiz merkez bankalarının dijital paraları ve stabil kripto paralar daha kontrol, daha merkezi düzlemde tutulabilen bir para yapısı olarak görünüyor. Bunlar da karşımızda kripto paraları bir step daha zor koşullar beklediğini görmeye başlıyor. Altyapı tasarısında da gündeme gelen konulardan bir tanesi bunların tanımlamalarıydı. Kim broker, yani aracı olarak tanımlanacak? Kim bu süreçler içerisinde nasıl konumlanacak? Bunlar değerlendirildi. Ancak ayrımlar iki tane farklı grubun yapısı birbirini tutmadığı için dün bu reddedildi. Ancak şimdi Temsilciler Meclisi'ne gelecek bir süreçte devam edecek. Yani özetlemek gerekirse dijital paralarla kripto paralar birbirlerinden farklı regüle edeceklermiş pozisyonda duruyor şu anda.
Şu anda dünya çapındaki kurumsal ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Regülasyonlar değerlendiriliyor, ülkeler değerlendiriliyor farklı ülkeler bazında. Fakat kurumsal da bir ilginin olduğu kaçınılmaz. O tarafı nasıl ele alırsınız? Daha sonrasında ise coin performanslarını değerlendiririz. Tabii. Öncelikle tabii bütün bu işin partnerleri ya da işin içinde bulunan oyuncular tarafından da nelerin olacağı, nelerin regüle olacağı konusunda bir beklenti geniş çapta herkesi ilgilendiriyor. En büyük kuruluşundan yani kripto para değiş tokuş sitelerinden diyelim ya da borsalarından diyelim son kullanıcıya kadar ki herkesi ilgilendiren genel bir durum. Ancak bu hali hazırdaki, demin de belirttiğim gibi stabil paralar ve dijital paraların işleyişiyle kripto paraları birazcık farklılaştırır noktada. Kamu ve kurum olarak şu anda özellikle herkes nerede konumlanacak, nasıl konumlanacağını, çünkü hali hazırda biliyorsunuz birçok fintech uygulaması ya da kuruluşu da bu etkilenecek pozisyonda yer alıyor. Açık bankacılık dediğimiz open banking ile bu her finansal verinin paranız hangi bankada ya da hangi finans kuruluşunda olursa olsun tek bir noktadan bütün hepsini işleyecek halde özellikle hem analiz açısından hem de sizin tüm varlıklarınızı bir arada görme açısından açık bankacılık önümüzdeki süreçte bayağı yoğun halde kullanılmaya başlayacak. Ülkemizde de Temmuz ayında hayata geçen digital onboarding yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu da uzaktan müşteri ediniminin, pandeminin bize birazcık da süreci hızlandırmış olduğu bir yapı olarak karşımıza çıktı. Bütün bunların hepsi hızlı bir döneme denk geldi tabii. Kripto paralar tarafında blok zincirlerinin kendi aşamaları da mevcut. Özellikle işte Ethereum'un London Fork'u ve Eylül-Ekim'den sonra yani bu sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz Ethereum 2.0 akıllı sözleşmelerde çok ciddi anlamda bize yol gösterici roller oynayacak. Genel kamu ve kurum tarafında da gelişmeler bu şekilde. Öncelikli olarak tabii bunun bir bireysel kullanım yapısı olduğunda göz önünde bulundurursak herkesin kendi bilgi düzeyini kendisinin arttırması gerektiğini ve bir proje geliştirilecekse de buradan özellikle startup yapmaya çalışan fintech kuruluşlarına da seslenmiş olalım. Özellikle üniversitelerin kuluçka merkezlerinde ciddi anlamda bu konuda bir yol haritası belirlenmeye başladı. Eğer bir fikirleriniz varsa oralarda da bayağı öne açık bir süreç sizleri bekliyor diyelim. Evet Devrim Bey, buradan Bitcoin ve Ethereum'a bakacak olursak performanslarına ilişkin nelerin altını çizersiniz? Bitcoin şu an 45 bin doların üstünde, hangi kritik seviyeyi işaret edersiniz burada? Ethereum tarafındaki performansı da aynı şekilde nasıl ele alırsınız? Ve altcoin'lerden öne çıktığını düşündüğünüz bir birim var mıdır? Öncelikle Bitcoin'in tabii ki belli başlı dominansı geçen dönemlerde olduğu gibi hala hazırda da sürüyor. Ethereum'un ona ciddi anlamda bir atak yaptığını, hatta bazı stratejistlerin de belirttiği gibi akıllı sözleşmelerin bir noktadan sonra finansal dünyayı tamamen ele geçirerek tüm işlevsel pozisyonlarda yer alacağını öngörüyorlar. Burada biz şu anda yani buna bir insanlar karşılaştırma yapmak isterlerse hali hazırda kişiler arasındaki finansı hep düşünüyoruz. Ama Internet of Things adını vermiş olduğumuz nesnelerin interneti hayatımıza girdiği andan itibaren çok ciddi anlamda belki de insan sayısından çok daha fazla bir finansal akış meydana gelecek ve bunların hepsi de tabii ki bir aldım verdim dengesi yaratacak. O yüzden de akıllı sözleşme bazlı yani platform bazlı kripto paraların daha ön planda olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Sadece finansal rakam gidip gelen blok zincirlere ya da mantıklara ya da kripto varlıklara göre daha elde edilir bir değer görüyoruz. NFT tabii son günlerin en önemli değerlerinden bir tanesi. NFT deyip de yani sadece sanatla kısıtlamamanın gerekliliğini her programda, her
halkımıza yönelik yaptığımız konuşmaları da dile getirmeye çalışıyoruz. Bu NFT'ler akıllı sözleşmeler ile birlikte nesnenin internetiyle o parçalar arasında, dijital parçalar arasında da ciddi anlamda bir finans ekosistemi oluşturacaklar. Ama şu anki halleriyle bile gene blok zincirleri üzerinde çok ciddi anlamda bir trafik edindiklerini görüyoruz. Altcoin'ler için de bu NFT coin'leri ön plana çıkıyor durumda. Evet, Devrim Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Kripto ve dijital para eğitmeni Devrim Daniel bizlerleydi değerli izleyenler. Ve burada kısa bir ara vereceğiz küresel bakış ardından tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler küresel bakışa ve bu bölümde de piyasalara göz atalım ilk olarak. Hareketlilikler nasıl şekilleniyor bakalım. Türk lirası çapraz kurlarında aşağı yönlü hareketler hakim an itibarıyla. Dolar TL 8.60'da %0,40'a yakın düşüşü görüyoruz. Euro TL tarafında da yön aşağıya doğru 10.08 seviyesi kaydediliyor. Pound TL tarafı 11.92'de %0,07'lik düşüş var. İsviçre frangı TL'de 9.32'yi görüyoruz %0,40'lık düşüşle ve son olarak sepet kur tarafındaysa 9.34 seviyesi kaydediliyor diyelim. Ve Avrupa borsalarına dönelim. İspanya'da satış var %0,10'a yakın ve 8.863 puan seviyesi gözüküyor. Eurostox Almanya, Fransa ve İngiltere FTSE 100 taraflarındaysa alıcılı bir seyir hakim. Eurostox ayağında %0,21'lik artışla 4.188 puanı görüyoruz. Almanya tarafında benzer yüzdeli bir artışla 15.785 puan seviyesi hakim. Fransa Kakaran hafif yüzdeyle 6.816 puan civarında seyrediyor. İngiltere FTSE 100 tarafında da yine hafif yüzdeli bir artışla 7.132 puanı görüyoruz. Paritelerle devam edelim. Euro dolar negatif ayrışan taraf 1.17 seviyesi var %0,18'lik düşüşle. Dolar endeksine döndüğümüzde ise yön yukarıya doğru 93.09 seviyesi var %0,11'likte bir artış. Pound dolar tarafı 1.38 seviyesinde, dolar yen 110.48'de ve dolar İsviçre frangında seviyenin 0.92'de olduğunu belirtelim. Ve kıymetli metallere de bakalım. Ons altındaki satış sürüyor. 1727 doları görüyoruz. %0,10'a yakın düşüşle. Ons gümüş ve palladium taraflarında da yine yönün aşağıya doğru olduğu gözüküyor. Platin ve bakırda ise yön yukarıya doğru. Konuğumuza gitmeden haberimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Fed'de varlık azaltımı çağrıları devam ediyor. Atlanta ve Boston Fed başkanları iş gücü piyasasındaki güçlenme dikkate alındığında Fed'in varlık alımlarını azaltımına en erken Eylül'de başlaması gerektiğini belirtiyorlar. Delta varyantına dair endişelerin sınırlı kalması, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin Temmuz ayında beklentileri aşarak 943 bin seviyelerine gelmesi ve enflasyon endişelerinin artmasıyla birlikte Fed kanadında varlık azaltımı tartışmaları şiddetini arttırdı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic ile Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, İş gücü piyasasındaki güçlenme dikkate alındığında Fed'in varlık alım azaltımına en erken Eylül'de başlaması gerektiğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Bostic, ipotek teminatlı menkul kıymetlerle devlet tahvil alımlarında aynı oranda azaltıma gidilmesi gerektiğini söylerken, Boston Fed Başkanı Rosengren ise varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını, ev ve otomobil fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti. Şimdi konuğumuz bizlerle Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya'yla'yız. Ata Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Amerika tarafıyla Fed'le başlayalım isterseniz. Gelen verilerin de sonrasında varlık alımlarında azaltıma gidilmesi gerektiği sinyalleri farklı üyeler tarafından da yineleniyor. Bu konuda belli bir takvim ise bulunmuyor. Şu anki konjonktürde sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Oradan gelecek bir söylem ya da politika değişikliğinin yansımalarını nasıl görürüz sizce? Teşekkür ederim. Açıkçası Temmuz ayının son haftasında Fed'in yaptığı toplantıda ve Sayın Fed Başkanı'nın açıklamalarında geniş yer verdiği konuların başında varlık alımlarının azaltılması ve bir takvime bağlanması gelmekteydi. Ancak varlık alımlarının takvimi konusunda bir açıklama yapmadı Fed ve Fed Başkanı. Enflasyonu ve işsizlik oranlarını izleyeceklerini söyledi. Dolayısıyla bütün finansal piyasalardaki karar alıcılar da benzer verilere şu an bakıyorlar ve enflasyonun bu ayki gideceği seviyenin yeni bir zirve mi yoksa geçtiğimiz ayı zirve kılacak bir düşük nokta mı olacağını kestirmeye çalışıyorlar ki varlık alımları konusunda bir öngörüde bulunabilmek için. Bu neden önemli? Çünkü bu öngörüde isabetli bulunan yatırımcılar kendi portföylerini ona göre değiştirebilecekleri için olumlu kazanç seviyelerine ulaşabilirler. Bu finansal piyasalar açısından değerlendirildiğinde, daha farklı değerlendirildiğinde tabii ülkemiz ve diğer gelişmekte olan ülkeleri de aynı kanaldan yansımalarını sürdürecek. Dolayısıyla ben kendi çerçevemden şu açıdan değerlendirmeyi uygun görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzun dönemli enflasyon beklentileri, enflasyonun uzun dönemli seyrine dair beklentilerin ne olacağı ile işsizlik seviyesi ve işsizliği azaltıcı politikaların uyumu konusunda bir problem çıkması söz konusu. Yani Amerika vatandaşları uzun dönemli enflasyon konusunda kümser bir kesine kapılırlarsa iş arama güdüleri, davranışları buna göre şekilleniyor ve her tüketici gibi daha yüksek ücret veren doğru yöneliyorlar. Ancak daha yüksek ücret veren iş bulmak Amerikan ekonomisinde şu an zor. Bunun yanında Fed'in baktığı veriler arasında yer alan açılan işler paketine baktığımızda ise eski bir takım iş kadrolarının açıldığını görüyoruz. Yani aslında şöyle bir karar arbitrajında bulunuyor tüketiciler. Ben enflasyon yüzünden daha yüksek ücretli bir işe başvurmalıyım. Fed'in baktığı verilerde ise açılan iş sayısının fazlalığı var. Halbuki açılan işler daha yüksek ücret vermiyorlar. Yani tüketicilerin beklediği ücreti vermiyorlar. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda insanlar Amerikan Merkez Bankası'nın istediği şekilde hızlıca işe girmiyorlar enflasyon beklentileri yüzünden. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay için özellikle uzlaştırması gereken iki durum mu bu teşkil ediyor? Yani hem tüketiciler güvenli bir şekilde hane halkları işlerine dönsün ancak enflasyon beklentileri çok yüksek olmadan yeni bir işe girsinler ve kazançlarını ona göre alsınlar. Diğer yandan bu da işsizlik verilerine yansıyacağı için ben de kendi para politika planımı buna göre şekillendireyim ve ortadaki belirsizlik kalksın, finansal piyasalara varlık alımının takvimini ilan edeyim. Dolayısıyla şu an ortamdaki durum Amerikan Merkez Bankası açısından belirsizliğini korumakta. Her ne kadar haberinize de yer verdiniz, Fed başkanları varlık alımını Eylül'de azaltma yönünde fikirlerini beyan etse de bahsettiğim durum açıklığa kavuşmadan, yani Amerikan hane halkı işlere bu şekilde yaygın bir şekilde sektörlere iş başvurusuna teveccüh etmeden, yönelmeden Fed'in bu kararı alması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla belirsizlik ortamının önümüzdeki ay, yani bir aylık zaman zarfında dağılacağını ve hane halkının enflasyon beklentileri eğer kontrol edilmeye başarılırsa, yani finansal piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nı başkanını Sayın Powell'ı ve Hazine Bakanı Sayın Yellen'ı dinlemeye devam ederlerse, ki burada biraz şüphelerin oluştuğu 10 yıllık tahvil fiyatlamasında gözüküyor.
Eylül ayından sonra varlık alımlarını azaltmaya başlayacaklardır. Ve bunun da bizim gibi ülkelere, gelişmekte olan ülkelere ve para piyasalarına etkisi aslında bugünlerde euro-dolar paritesinde gördüğümüz gibi benzer şekilde bir dalgalanma getirecektir. Atabey, burada çerçevede delta varyantını nasıl konumlandırırsınız? Belirsizlikler doğuran bir konu başlığı da delta varyantı. Hem Amerika özelinde hem farklı ülkelerde aslında ekonomiler üstündeki belirsizlikleri doğuruyor. Nasıl değerlendirirsiniz son gelişmeleri? Tabii delta varyantının şu an finansal piyasalar üzerinde aslında kısmi bir etkisi var. Ancak reel ekonomi çerçevesinden bakıldığında ise uzak doğuda Çin ekonomisinin ve Çin politik karar vericilerinin reaksiyonu finansal piyasaların reaksiyonundan daha sert gözüküyor. Dolayısıyla küresel tedarik zincirlerinde ve Çin'de oluşan, Çin'de seyreden talep miktarında bir azalma söz konusu olacağı beklentileri delta varyantının etkisi olarak gözüküyor. Dolayısıyla burada şunu gözlemleyeceğiz. Çin'deki talebin düşeceğine dair beklentiler bazı emtia fiyatlarına yansımış durumda. Özellikle petrole ve diğer sanayide kullanılan ham madde metallere, değerli metallere yansımış durumda. Bu yansıma dikkat edilirse finansal piyasaların tamamına sirayet etmedi. Bu dediğim sebepten oluşmakta. Çünkü finansal piyasadaki karar vericiler henüz delta varyantının bozucu etkisini yüksek fiyatlamadılar. Yani geçici bir etki olarak düşünüyorlar ve kısmi bir etki olarak düşünüyorlar. Ancak söylediğim gibi Çin'deki politik karar alıcılar bunun biraz daha yoğun olduğunu, kendi ülkeleri için bir tehdit olduğunu, kendi toplumları için düşündüklerinden dolayı böyle bir reaksiyon veriyorlar. Burada bir ayrışma söz konusu. Reel ekonomi ve finansal piyasalarda dünya açısından baktığımızda meydana gelen bu ayrışmanın reel ekonomi tarafında bir süre daha devam edip sonra sönümleneceğini söylememiz yerinde olur. Çünkü finansal piyasalara yansıması kısıtlı kalacağı için bizim de bir iki gündür gözlemlediğimiz özellikle dünyanın çeşitli yerlerindeki borsalarda, çeşitli sektörlerde yüksek fiyatlamalar bu yüzdendir. Finansal piyasalar delta varyantının etkisini henüz çok belirsizlik yaratıcı olarak fiyatlamıyorlar ve aslında aşılama hızı belli bir seviyeye ulaştığı için finansal piyasalar açısından artık koronavirüs salgını büyük ölçüde belirsizliğini yitirdi. Sadece ara ara bu şekilde bölgesel biz hükümet, politik karar alıcılar veya ekonomi kurumlarının bölgesel veya ülke bazlı reaksiyonlarını görebiliriz. Çin'de olması bunun dünya üretimini ve talebini büyük ölçüde etki, nüfus yüzünden etkilediği için şu an bunu konuşuyoruz. Yoksa bu daha küçük ülkelerde de söz konusu ancak fiyatlara yansıyacak kadar kalabalık bir tüketici ve talep yoğunluğu ve fonksiyonuna sahip değiller. Atabey, altyapı paketleri de dikkat çekerken bu dönemde özellikle Amerika tarafında da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan bir açıklama geldi Çin'le rekabet konusunda ve altyapıyla teknolojiyle ilgili bazı alanlarda Çin'in kendilerini geçtiğini belirtti kendisi. Gerekli atılımlar gerçekleştirilmediği takdirde rekabet güçlerinin de azalacağını yine belirtti. Buradan Çin-ABD ilişkilerine ve yine ekonomik dengelere de bakacak olursak sizin analizleriniz ne olur? Teşekkür ederim. Çin-ABD ilişkileri tabii Sayın Trump hükümeti zamanından beri aslında gündemimizde ve bazen gündemimizde yoğunluğu kavuşuyor, bazen de unutulmuş gibi gündemin arka sıralarına düşüyor. Ancak Çin-ABD ilişkileri özellikle ticaret ekseninde gözüken boyutu ile ticaret görüşmeleri dediğimiz ya da ticaret savaşları dediğimiz boyutu ile aslında arka plandaki daha büyük stratejik bir rekabetin yansıması. Biz bunu daha çok medyada ticaret boyutuyla gözlemliyoruz. Bu stratejik boyut Çin'in ABD ekonomisi, Çin ekonomisinin ABD ekonomisinin son 13 yılda, 14 yılda büyüklük olarak yakalamasından kaynaklanmakta. Gayri safi yurt içi hasıla olarak neredeyse aralarındaki fark kapanmış durumda. Birbirlerine çok yakınlar. Halbuki 2003-2004 yıllarında aralarındaki fark oldukça yüksekti. Bu açıdan bakıldığında ABD politika yapıcıları için tabii önlem almak gerekliliği Sayın Trump zamanında ortaya çıktı ve ticaret savaşı paketini ortaya koydular. Buradaki amaç da
halen yansımalarını gördüğümüz özellikle elektronik haberleşme sektörlerinde ve bu sektördeki insan kaynağında yoğunlaşmakta. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle mikroçip yapımı için elindeki bilgileri Çinli üreticilerin eline geçmemesi için büyük bir uğraş veriyor ve benzeri durumlarda özellikle patentin tırnak içinde hırsızlık demeyelim ancak patentin bilgisini çözmekle suçluyor Çinli üreticileri. Bu yüzden de bazı elektronik firmalarının kendi ülkesine hatta Hindistan'a kaydırma yolunu zorluyor. Böyle bakıldığında Çin ve ABD arasındaki problem ekonomi dışında çok stratejik alanda sürecek gibi gözüküyor. Sayın Trump hükümetinin imzaladığı faz 1 anlaşması aslında finansal piyasaları bir süre teskin etmişti ancak faz 1 anlaşması orta derece teknolojik ürünler için geçerliydi. Halbuki buradaki savaş yani mücadele yüksek teknoloji ürünleri için geçerli. Çünkü Çin hükümeti bildiğiniz gibi son yıllarda büyümesini orta kademe teknolojik ürünlerden yüksek kademe teknolojik ürün üretimine kaydırdı. Ve bu yüzden büyüme oranını %6.8'e çekti beklenti olarak. Bundan sonra %9-10 değil 6-7 arası büyüyeceğiz diye deklare etti. Böyle bakıldığında Çin'in orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçmesi ve mikroçip üretmesi Amerika Birleşik Devletleri için kendi düşüncelerinde sonun başlangıcını teşkil edecek. O yüzden son 6 aydır da büyük bir çip krizi yaşıyor dünya. Buradaki bilgi alışverişinin özellikle ABD'nin patentli bilgilerin Çin'in eline geçmesini engellemek için çip tedarikinde Amerikan firmaları aracıyla kısıtlama yoluna gidiyorlar. Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde aslında sorun Çinli üreticilerin patentin arkasındaki üretim bilgisini çözerek kendi mallarını kendi markalarıyla üretmek ve pazar payında Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmek. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemesi şu an için mümkün gözükmüyor ancak dünyayı arkasına alması, müttefikleri arkasına alması gerekiyor. Bu şimdilik çok zor. Bunun yanında çeşitli başka önlemlerle Çin'i sıkıştırmayı deniyor. Burada Güney Çin Denizi'ndeki bazı, belki vakit kalırsa konuşuruz, jeopolitik sürtüşmeler de aynı sebepten kaynaklanmakta. Çin'deki, ABD'deki Çinli öğrencilerin ve Çinli elektronik haberleşme mühendislerinin de özellikle yaptığı çalışmalarda ABD tarafından sürekli mercek altında tutulmaktadır. Evet, Atabey, buradan Euro bölgesine de bir parantez açacak olursak, yatırımcı güveninin zayıfladığını görüyoruz son dönemde. Veriler buna işaret ediyor. Siz nasıl bir çerçeve çizersiniz Avrupa'da şu an hem ekonomik atmosfere ilişkin hem de atılan adımlara ilişkin? Şimdi Avrupa Birliği tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha arkasından gelmekte. Özellikle koronavirüsten çıkış aşılama hızında biraz birkaç adım geride kalması yüzünden. Burada Avrupa Birliği'ni yönetmenin, senkronize yönetmenin zorluğundan dolayı bu kaynaklanmakta. Ancak Avrupa Birliği'nde de işler aslında o kadar kötüye gitmiyor. Özellikle üretim tarafında, üretim birimlerinde Almanya'nın üretim kapasitesi oldukça yükselmiş gözüküyor ve ihracat rakamlarına da bu yansımış durumda. Bu aynı zamanda Avrupa borsalarına da yansımasını sürdürdü son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla. Burada Avrupa borsalarında izlediğimiz sektörler tabii ki bir salgın ortamında olduğumuz için özellikle sağlık sektörü ve uzun zamandır da koronavirüs salgının başından itibaren onunla da çakışan dönemi kapsayan süreçte teknoloji şirketlerinin önderliği söz konusu. Bu bir süre daha devam edecektir ve hatta bunun koronavirüs salgının etkileri azaldıkça dünyanın genelinde de özellikle teknoloji şirketlerinin ve ileri teknoloji üretimi yapan biraz önce söylediğim haberleşme, yer uydu haberleşmeleri gibi sektörlerin, elektronik sektörlerin fiyatlamasında yukarı yönlü hareketler gözlemleyeceğiz ki bu uzak Asya'da da bunları gözlemleyeceğiz. Ancak şu delta varyantının etkilerinin geçmesiyle bunun hızlandığını göreceğiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki durum bizim Haziran ayında açılmamızda bizim ihracat rakamları da yansıdığı kadarıyla taleplerinde ve tüketimlerinde bir artış söz konusu. Ancak varyantın kısmi etkileri olabilir. Bunlar geçecektir. Avrupa'da da özellikle seyahat ve mobilizasyon arttıkça hizmetler sektöründe ve buna bağlı olarak bunun taşıdığı sektörlerde lokantacılık, turizm vesaire gibi geniş sektörel yapıda
biz yine hareketlenmeyi gözlemleyeceğiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından gelmeye devam edecekler. Onun sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin mali olarak çok daha fazla paket ortaya koyuyor olması ve en son olarak da altyapı paketinde bu durumu gözlemliyor olmamız. Avrupa Birliği'nin henüz Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın politikaları dışında bunu çok hızlandırıcı başka bir politik aracı pek açıkçası Amerika Birleşik Devletleri kıyaslandığı kadarıyla güçlü değil. Hı hı. Böyle bakıldığında Avrupa Birliği'ndeki gelişmenin de daha yavaş ancak stabilize olacak şekilde arkadan geldiğini gözlemleyeceğiz. Evet, Atabey, son olarak yurt içine de bakacak olursak TCMB faiz kararı bekleniyor ve şu anki atmosferde sizin altını çizeceğiniz konu başlıkları neler olur? Politikada dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğünüz noktalar. Teşekkür ederim Eda Hanım. Bütün bu konuştuğumuz çerçevenin tabii ki ülkemize etkisi öncelikle finansal piyasalardan bir yönüyle Amerika Birleşik Devletleri açısından olmakta. Avrupa Birliği açısından baktığımızda ise üretim sektörlerimiz bazında etkilenmekteyiz. Aslında çift kanaldan dünyanın farklı yerlerine bağlı durumdayız. Dolayısıyla etkilenmemiz bazen bunların birbirini söndürmesi üzerine bazen de birbirini kaskat üst üste binmesi üzerine gerçekleşmekte. Böyle baktığımızda finansal piyasalar kanalıyla etkilenmemizi Merkez Bankamızın para politikası araçlarıyla yumuşatması söz konusu. Biz şimdi özellikle faiz kararında ben bir değişiklik beklemiyorum. Çünkü geçen ayın sonunda Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı raporda da basın toplantısında da bunun ipuçlarını vermişti. Bir Merkez Bankamızın öngörülerinde çok büyük bir değişiklik yok. Sadece para politikasıyla enflasyonu düşüremeyeceklerinin altını çizdi Merkez Bankamız. Bu da aslında daha önceden bildiğimiz finansal piyasaların da aslında bildiği bir gerçekti. Burada da bir yeni durum yok. Dolayısıyla faiz kararında bir değişiklik beklemiyorum. Pas geçecektir. Ancak Eylül ayından itibaren biraz önce çizdiğimiz küresel çerçeve içinde eğer bu ayki yani açıklanacak Amerikan enflasyonu verisi yüksek gelirse, geçen aykinden yüksek gelirse ona yakın da olabilir. O zaman finansal piyasaların fiyatlama davranışlarında farklılık gözlemleyeceğiz, volatilite gözlemleyeceğiz. Bu volatilite de ülkemiz para piyasalarına özellikle kurlarına yüksek dalgalanma olarak etki edecektir. Eğer enflasyon verisi delta varyantı yüzünden bu ay umulandan yüksek gelmezse dolar TL kurunda ve diğer kurlarda biraz geri çekilme gözlemleyebiliriz. Ancak bu bir soluk almadır. Çünkü finansal piyasalar şu an Amerikan enflasyonu için hala Fed ve Amerikan Hazine Bakanlığı'na güvenmekteler. Buradaki uzlaşma bozulursa ki bozulabilir her an, Eylül ayından itibaren sonbaharı kapsayan süreç içinde fiyatlamalarda bizim dalgalanma görmemiz, özellikle varlık fiyatlamalarında ve kurlarda ülkemizde dalgalanma görmemiz çok muhtemeldir. Buna fazla ihtimal verebiliriz ve yatırımcılarımız da portföylerini bu yönde şekillendirmeleri uygun olacaktır. Evet Ata Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya bizlerleydi değerli izleyenler ve haberimize devam ediyoruz. JP Morgan ABD 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri için yıl sonu tahminlerini düşürdü. Kuruluş tahvil faizlerini 20'şer bas puan düşürerek sırasıyla %1,75 ve %2,40 olarak açıkladı. Kurum stratejistleri faizlerin önümüzdeki aylarda yükseliş için fazla alanı kalmadığını belirterek faiz tahminlerini düşürdü. Buna göre 10 ve 30 yıllık ABD tahvil faizi tahminleri 20'şer bas puan düşürülerek sırasıyla %1,75 ve %2,40 oldu. Jay Berry öncülüğünde stratejistler 6 Ağustos tarihli bir notta FOMC'nin enflasyonun hedefi aşması konusundaki toleransının daha önceki tahminlerimizdeki gibi yüksek olmadığını anladık ifadesine yer verdi. Fed son projeksiyonlarında enflasyonun %2'ye beklenenden daha kısa sürede ulaşmasıyla 2022'de sıkılaşma ihtimalinin önemli bir risk olduğu sinyali verdi. Fed'in JP Morgan'ın Aralık tahmininden önce Kasım ayında tahvil alımını azaltmaya başlayabileceğini de öngörüyor.
Türkiye'de Temmuz ayında hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 17.135.415 oldu. Ocak-Temmuz döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı ise 57,4 milyon olarak kaydedildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hem Temmuz hem de Ocak-Temmuz dönemine ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Temmuz'da havayolunu tercih eden yolcuların sayısı 17.135.415 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise 57.386.803 yolcu havayolunu tercih etti. Temmuz'da Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8.730.405, dış hat yolcu trafiği 8.384.978 oldu. Böylece Temmuz'da direkt transit yolcularla toplam 17.135.415 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda 7 aylık sürede 132.138 uçak ve 16.408.762 yolcu trafiği gerçekleşirken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 23.024 uçak oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 155.162 olarak kaydedildi. Evet, küresel bakışı burada noktalıyoruz. Saatler 18.30'u gösterdiğinde Stüdyo New York'la tekrar sizinle olacağım. Hoşçakalın.